Pendik Belediyesi ilginç bir karar aldı. İnşaat işçilerine atlet yasağı getirildi. Kararla üzerinde atletiyle çalışan işçiye para cezası kesilecek. Gerekçe ise Avrupa Birliği standardı. Ayağında konduran yar gelir dura dura. Memleketinde hayatta atletle evde bile dolaşmaz bu. Ama bakıyor ki inşaatta herkes atletle dolaşıyor. Herhalde buranın usulü bu diyor. O da bu usulü ya. Artık inşaatlarda bu tür türküleri atletle söyleme devri sona erdi. Pendik bölgesinde atletle türkü söyleyene artık 184 lira para cezası yazılacak. Geçen sene yürürlüğe giren yeni imar kanununa göre şantiye sahası içinde bulunanların uyacakları kurallar yeniden düzenlendi. Pendik Belediyesi de o kurallara atlet maddesi ekledi. Bu yanda insanlar oturuyorlar. Bu yanda insanlar mesken olacaklar, camdan bakacaklar. Şimdi buradaki ortamdaki şantiyenin durumu, şantiyenin şartları bir komşuluk hukuku oluşturuyor. Peki efendim cezası ne olacak? Diyelim ki yazın gördünüz böyle birisini. Bu konuda 184 lira bir cezası var. Atletsiz olacak mı? Atlet. Zaten atletsiz biz çalışmıyoruz yani. Atlet olması mı lazım? Olması lazım. Evet. Yazın. Tabii. Şimdi artık diyor ki atletsiz 184 lira ceza verecek atletle çalışan diyorlar. Ben şimdi bugüne hiç atletle çalışmadım yani. İşçilerin çoğu yeni yönetmelikteki atlet yasağını destekliyor. Aslında çalışılmaması lazım. Demir yırtar. Peki türkülerin yanıklığını azaltır mı acaba? Azaltmaz. Yangıncı yerdeyse azaltmaz. Yalandan yüzüme gülen dünyada